vatandaşlarımızın ihbariyle sanayi bölgesinde bir çöp konteynerinde ata ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları olduğu ihbarı geldi. Hem kolluk birimlerimiz, emniyet teşkilatımız, hem Tarım Orman Müdürlüğümüz ekiplerince olaya müdahale edildi. Gerekli incelemeler başlatıldı. Veteriner hekim raporuna göre kemik parçalarının bir ata ait olduğu, kuvvetle muhtemel olduğu raporlandı. Arkadaşlarımız bölgeye gören kent güvenlik sistemi kameraları üzerinden yaptığı araştırmada bir faile ulaştık. Kapalı kasa ticari bir araçta gelen bir fail. Failin ifadesinde kendisinin iddiası kesinlikle inek eti, inek kemikleri olduğu iddia edilmekte. Failin bir işletmesi var. O işletmeden de, bölgedeki diğer işletmelerden de numune aldık. Laboratuvara gönderildi. Numunelerin incelenmesini bekliyoruz. Şunda çok netiz. Bulduğumuz kemik parçaları şu anda elimizde olan fail tarafından bırakıldığı çok net. Ama araştırdığımız sual. Birincisi olarak bu kemik parçaları veteriner ön raporuna da olduğu gibi atama ait ki gene hayat tecrübelerimiz çerçevesinde bunda şüphe olmadığı kanaatindeyiz. Bir, bunu laboratuvar sonuçlarını bekliyoruz. İkinci olarak et olarak aldığımız numunelerin laboratuvar sonucunu bekliyoruz. Şahıs şu ana kadar bu kemik parçalarını nereden yüklediğini, niçin buraya bıraktığını tam net izah etmedi. Israrla bunun inek hayvanına ait olduğu noktasında bu konudaki araştırmalarımız devam ediyor. Yani kemiğin çöpe bırakılmasıyla ilgili faili bulduk, tespit ettik ve şu anda elimizde. Araştırdığımız nokta bu kemik parçaları nerede parçalandı? Bu kemik parçalarına ait olan et nerede? Şu anda sıkı bir şekilde kolluk birimlerimiz bunu araştırmakta. Peki şahıs kasap mı efendim? Kasap değil ama bir yeme içme üzerine çalışan bir işletmesi var. Ne oldu? Var.